Temel her sabah uyandığında yüksek sesle osuruyormuş. Karısı Fadime de bu durumdan çok şikayetçiymiş. O da her sabah bir gün osururken bağırsakların çıksın diye beddua ediyormuş. Kurban Bayramı'nın ikinci günü Fadime mutfakta kurban etini doğrarken Temel hala uyuyormuş. Fadime'nin aklına bir piçlik gelmiş. Kestikleri koçun bağırsaklarını toplayıp bir güzelce Temel'in donunun içine koymuş. Temel uyandığında her zaman olduğu gibi götü yırtılana kadar osurmuş. Ardından bir de ne görsün, tüm bağırsaklar donunun içinde. Temel şok olmuş ve çok korkmuş. Bir süre sonra yataktan kalkmış ve hemen tuvalete atmış kendini. Biraz zaman geçince soğuk terler akıta akıta mutfağa doğru gitmiş. Fadime'yi görünce, "Ulan Fadime, sonunda dediğin oldu. Osururken bütün bağırsaklarım donuma döküldü amına koyayım," demiş. Fadime, "Oh olsun sana. Ama çıkarken çok canın yanmıştır be Temel'im," diyerek gönlünü de almaya çalışmış. Temel yanıtlamış, "Yok be Fadime'm, çıkarken acımadı da geri sokarken az kalsın geberiyordum amına koyayım," demiş.